Bugün 10 Haziran 2001, 2021 senesi. Giresun Merkez Boztekke köyündeyiz. Ben Ali Atalay. Bahçemin fındık durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimde tuttuğum çeşit Giresun kara fındık. Kara fındık dediğimiz fındık. 2020 senesi Eylül ayından itibaren rekor gelişim yaprak sıvı gübresi kullanıyoruz. Toprak düzenleyici katı gübreyi de kullandık. Kasım Aralık ayı gibi. 2021 senesinde iki kez sıvı yaprak gübresi uygulaması yaptık. Fındığımızın durumu bu. İnanın üzüm salkımı gibi ya da kirazın böyle top top olur ya ağaçta. Onun gibi fındık var. Hiç böyle fındık görmedik şimdiye kadar. Rekor gelişimin bize verdiği güzellik bu. Kara fındık ocaklarımızın alt kesimlerine bakın. En alttan itibaren inanın yerden 50 santimden yukarı bakın. Çotanakları görüyor musunuz? Bu şekilde fındık var. Bu şekilde her tarafı fındık. Bahçenin her yeri böyle. Kara fındık çeşidinde bu şekilde rekor gelişim ürünün ne kadar ürünü çoğalttığını, ürün vermesini sağladığını sizlerle paylaşmak istedim. İki kez uyguladık 2021 senesi içerisinde yaprak gelişimi uygulaması yaptık. Şimdi 5 gün sonra tekrar sıvı yaprak gübresi uygulayacağız. Bu şekilde daha fazla besleyebilmek için. Bu şekilde rekor gelişim ürünlerine, rekor gelişime çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sene rekoru herhalde rekor gübresiyle kıracağız. Şimdiye kadar böyle bir rekorumuz yoktu. Geçen yıla baktığımızda çok fazla fındık var. Bu da Giresun yağlı çeşidi. Tombul fındık diyoruz biz buna. Buralarda Giresun yağlısı. Nazlı bir fındıktır. Ama bu sene böyle bu şekilde fındık vermiştir. Hatta bu 3 yıllık ya da 2 yıllık bir parça dal. 2 yıllık bir küçücük dalda bile bu kadar fındık var. Hem fındık vermiş. Bak bu tarafı göster. Hem fındık vermiş hem gelecek senenin sürgülerini vermiş aynı şekilde. Bu alanda gördüğümüz fındık gibi gelecek sene bu alanda da yeni sürgülerde fındık olacak. Yaprak çok güzel, koyu yeşil. Şu anda küf yok. Rekor gelişimin verdiği güzellik şu şekilde size çevireceğim. Bakın hem sürgü vermiş, gelişimini tamamlıyor. Hem fındık vermiş. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde görüntüler. Bahçenin her tarafı böyle. Gezerek tekrar başka bir ocağa geçmek istiyoruz. Fındık ocağına. Gel. Şu taraftan alabiliyor musun? Alabiliyorum. Bu şekilde ocakların görünümü. Net görünüyor. Rekor gelişim ürününü hepinize, üreticilere tavsiye ediyorum. Bir dakika. Arkadaşlar, hem fındık var hem hepsi çotanak. Eskiden bu fındıklarda tekleme çiftleme olurdu. Tekli çiftli fındıklar. Şimdi en aşağı olan üçlü, beşli, yedili, sekizli çotanaklar var. Bahçenin gelişimi çok güzel. Şu şekilde. Bir başka ocağa daha geçelim. Evet, bir başka ocağa geçtik. Bu ocağı da görelim. Evet, bacak kalınlığındaki dallar kendiliğinden eğilmiş durumda. Fındık şu anda daha 2 aydan fazla bir süre var fındığı toplamaya. Ama dallar şu anda neredeyse yere inecek şekilde.
Rekor gelişimin sonucu bu. Bu şekilde fındıklarımız. Bunlar yeni sürgüde oluşan fındıklar değil mi? Evet, bunlar geçen yılki sürgülerde oluşan fındıklar. Burada gelecek sene fındık oluşacak sürgü. Hem sürgüyü devam ettirmiş hem fındık vermiş. Çok güzel sürgü var gelecek seneye. Peki yeni oluşan sürgüler en az kaç santimden başlıyor Ali Bey? Yeni sürgülerimiz 40 santim civarında. Ve çok güzel gelişimi. Şu şekilde gösterir misiniz? Tabii. Bakın hem sürgü, bakın sürgüsü ve fındıkları bu şekilde, dalların ucundaki sürgüler ve fındıkların şekli. Üreticilere tavsiye ediyorum. Rekor sıvı yaprak gübresini, katı toprak düzenleyici gübresini, sıvı yere atılan gübreyi, toprağa atılan sıvı gübreyi. Bunların hepsini tavsiye ediyorum. Uygulamalarını bekliyorum. Amaç az alandan çok fındık çıkarmak. Peki Ali Bey, siz normal olarak normal bir çiftçi misiniz yoksa bir meslekte çalışıyor musunuz? Şimdi işin o tarafına gelince ben fındığa çok az zaman ayırabiliyorum. Çünkü kendime ait bir işletmem var. Onunla ilgileniyorum. Şehirde mahalle muhtarıyım. Mahalleden ayrılmam çok zor. Hafta sonları çıkabiliyorum. Aynı zamanda da fındık üretimiyle uğraşıyorum. Hepsini bir arada götürmeye çalışıyorum. İnanın köylü arkadaşlarımız, köyde oturan arkadaşlarımız bizden daha fazla zaman ayırıp daha güzel yapabilirler. Öncelikli olarak dal budamasını öneriyorum. Toprak analizini öneriyorum. Toprak analizine göre gübre uygulamasını öneriyorum. Daha sonrasında sonucun bu olduğunu görmesini istiyorum fındık üreticilerinin. Bunu rekor gelişime borçluyuz. Peki Ali Bey, kaç bahçenizde uyguladınız ya da komşularınızla birlikte ve verim %100 verim alabildiniz mi? Şimdi işin o tarafını da anlatalım. Önce şuradan bir dal eğmek istiyorum. Tabii. Bu 4 yıllık bir dalımız. 4 yıllık dalımız. Gelişimi bu şekilde, fındıklar bu şekilde. Hem sürgü hem dal gelişimi var. Rekor gelişimi komşularımızdan 2 tane komşumuz da uyguluyor. Onların bahçeleri de bu şekilde. Bir dakika. Evet. İnanıyorum ki, şunu göster. Tabii. İnanıyorum ki gelecek sene bu bahçeden yine bu kadar fındık çıkarırız eğer doğal bir afet olmadığı sürece. Rekor gelişimin sayesinde gelecek sene bu kadar fındık daha alacağımıza inanıyorum. Şöyle içten çekelim. Evet. İnanın bakın, dalın her tarafında fındık var. Yeni oluşan sürgülerde kaç tane çatanak oluşuyor sizce? Bakın şurası yeni oluşmuş bir sürgü. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane fındık çatanağı oluşmuş. Geçen seneki sürgüde. Bakın şu bir yıl önceki sürgü. Evet, bir yıl önceki sürgüye bakın. Bu kadar fındık var. Bir dakika. Evet. İnanın köyde yaşayan arkadaşlar bu ürünü uygulayıp dallarını iyi budarsalar, toprak analizlerini düzgün yapıp düzgün gübreleme yaparsalar daha fazla ürün alacaklarına inanıyorum. Ben çok içinde olmamakla birlikte çalışmamla bu kadar güzel bir sonuç aldım. Buraların senelik kilo ortalaması dönüm başına yaklaşık 120 kilo. Çok iyi bakımlı bahçeler 150 kilo. Ama rekorla bu 250, 300, 350 kilo rahatlıkla oluşacak şekilde. Bakın şuna. Giresun yağlısı. Giresun yağlısı bu kadar çok fındık vermez. Hiçbir zaman öyle çoğunlukla 10 yılda 15 yılda bir verir. Evet. 10 yıl 15 yılda bir bu kadar güzel fındık çok nadir, sezonuna gelirse düşer ama bu kadar zaten olmaz.
Bu seneki hem mevsimi güzel hem rekorun sayesinde aşırı derecede fındık var. Bunu rekor gelişime borçluyuz. Bahçelerin bakımına, güneş almasına, iyi budanmasına, bunların hepsi etken. Üretici arkadaşlara tavsiyem, ne kadar az alandan ne kadar çok ürün alırsalar o kadar çok aile bütçesine katkı sağlayacaklardır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz.